Selamünaleyküm arkadaşlar. Bence Böyle kanalından hepinize sevgiler. Bugün 5 Şubat 2024 tarihi. Çocuklarımızın ikinci yarı yıl eğitim dönemi başlamış olduğu gün. Burada hayat başlamış vaziyette. Gerçekten yalancı bir bahar varmış gibi. Biz de bu yalancı bahara biraz eşlik edelim dedik. Aslında yalancı mı, gerçek mi onu da tam bilmiyoruz. Gerçekten bahar gibi. Gül dikelim, zeytin fidanı dikelim falan dedik. Sonra dedik ki ya bu madem böyle bir faaliyetimiz var, böyle bir şey yaptık, bunu videoya çekelim şeklinde bir düşünce geldi. Sizlerle de paylaşalım istedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım neler getirecek. Tarçın çok düşünceli. Düşünceli, mazlum, mayışmış. Brahmaları saldık arkadaşlar. Gezen Brahma oldular bunlar. Gezen tavuk Brahmalar oldular. Diğer bizim köy tavukları zaten özgürdü. Daha doğrusu bir kısmı özgürdü. Bir kısmı kapalı bekliyorlar. Bir kısmı kapalı. Onlar bizim yumurta. Bu da limon Brahma tavuk. Evet. Bu tek takılıyor. Evet, hayatın canlandı. Mesela geçen sene diktiğim bu dut arkadaşlar, bakın. Yani gerçekten her yerinden baharın patlamış. Gösteriyor, uyanmaya başlamış yaprakları. Evet. Şu bademimiz de bu sene coştu. Datça bademi değil mi Hatice? Aynen. Datça bademi, elle kırılan badem cinsinden. Evet. Kayısımız da çok güzel gelişiyor maşallah. Evet, kayısı bayağı bir coştu. Erik, arkadaki erik birazcık geride kaldı ama yine de güzel. Yine de güzel. Evet, bıldırcınlarımız da güneşte mayışmış vaziyetteler. Evet, bu arada arkadaşlar biz erkekleri, koçları kurbanlık olarak alan arkadaşlara sattık. Sadece 4 tane koyun kalmıştı. Onlardan da ilk 5. ferdimiz, ailemizin yeni ferdi geldi. Maşallahınızı alırız yine. Dalmaçyalımız. Bu da koç oldu. İnşallah güzelce büyür. Diğerlerinden de inşallah bekliyoruz yavruların doğurmalarını. Onların da eli kulağında herhalde bu ay içinde doğururlar diye düşünüyoruz. Bahçemiz bu sene... Geçen sene koyunların gübrelerini buraya attım. Arkadaş bir coştu. Yani atacak yerde bulamadım. Burada ölsün diye. Ama burası bildiğin Amazon ormanına döndü. Bir de bununla uğraşacağız. Nasıl aynen, yapacağız nasıl bilmiyorum. Aynen, nasıl ayıklanacak, nasıl temizlenecek burası. Evet. Bayağı bir uğraştıracak. Yani limonları da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sene bunlar Enter Donald limonlar. Bütün herkesin ağaçta kaldı. Yani şu komşunun limonları. Bu diğer komşunun limonları. Evet, biz topladık bir şekilde. Biz topladık, ağaçlarımızı rahatlattık. Eşe dosta gönderdik filan. Evet. Bunlar o mandalin. Mandalin ağacımız. Şu da bu ne mandaliniydi? Bu Clementin mandalin. O da W Murkot cinsi bir mandalin. Evet, buraya armutu diktik arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, buraya tüm fidanlarımızı dikeceğiz buraya. Onları buraya dikmeye karar verdik. Şimdi iki tanesini de, üç tanesini de diktik. Sonra geldi aklımıza video çekelim diye. Kazlar da gelmiş. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Neyse, biz onları seviyoruz. Gözümüz yollarda kalmıştı, gelmiyorlar diye. Biz onları seviyoruz. Onlar sayesinde bu yan bahçede ot kalmadı. Şimdi bu gül fidanlarını Ayşe abladan aldık. O sanırım Çelikten yetiştirmiş. Yani Kasım Aralık aylarında mı? Aynen. Budama zamanında. Budama işte zamanında yani. Ama bir seneki önceki herhalde. Bu geçen, bu Aralık'taki değil de. Geçen seneki. Evet. Çelikten alınma gül fidanları. Poşetlere bu şekilde
İşte 5-6 tane çelikten dikmiş. Bayağı 3-4 tanesi tutmuş. Tutmayanlar da vardı. Onları çıkarttık. Her renkten işte pembe, koyu kırmızı, yavru ağzı, ebruli, sarı var sarı, mı? Aynen. Var. Tamam. Beyaz var mı onu hatırlayamıyorum ama yani her renkten birer tane olarak sağ olsun verdi. Biz de buraya dikmeye karar verdik. Evet. Böyle açınca çok güzel bir görsel olur diye düşündük. Evet, hem burada bu çimlik alanda oturuyoruz hem şu kamelyada oturuyoruz yani yaz günleri. Bunlar da yanımızda güzel gözükür diye düşündük. Evet. Bu şeftali ağacımız. Ha, bu arada güllere devam etmeden önce isterseniz şu İspanyol Arvekuna. Evet, Arvekuna zeytinlerimizi bir gösterelim. Arkadaşlar buraya şuraya bir duvar öreceğim. Onun için tuğlaları aldım. Fakat şu direğin bir kalkması gerekiyor. Onun için de burada Aydem Nisan ayı falan dedi. Onun için bekliyorum. Leon. Burada duvar öreceğiz. Evet. Leon orada. Evet arkadaşlar. Bu Arvekuna zeytinleri belki araştırmışsınızdır. Hem sık dikilebiliyor. Hem de çok fazla uzun boylu olmuyor. Biraz da soğuğa da dayanıklı. Her türlü hastalığa dayanıklı şeklinde. Küçük ve yağlık zeytinlerden oluşuyor. Kaliteli bir yağ çıktı. Çok kaliteli yağ oluyor. Söyleniyor. Benim şimdi burada buraya 3 tane diktim bu şekilde. Şuraya 2 tane diktim. Böyle bir zeytin. Maşallah, maşallah, maşallah. Aynı şekilde. Şuraya da 3 tane diktim. Bunları hani diğer zeytinlerden dikseydim evin önüne dikemezdim. Bu çünkü çok büyük olurdu. Ve sık dikemezdim. Onun için burada bunlar en fazla 2 metre, 2 metre 20 santim falan oluyor. Hem camı da kapatmayacak diye düşünüyorum. Hem de ikinci seneden, üçüncü seneden bunlar 2 yaş. Bundan sonraki 2 sene yani 4 yaşından itibaren diyelim. Ufak ufak da olsa bize zeytin verir. Biz de yağımızı karşılarız diye düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım. Eğer ki bunlar büyürlerse yani bunun tam şu girişimizi de tam ayarladıktan sonra belki ortaya bir tane artık bilmiyorum hangi ağaç olur. Dikebiliriz. Burada bu neydi Hatice şu? Böğürtlen. Ha, böğürtlen. Bunu da geçen sene aldık. İşte 70 santim falan da aldığımızda diktik sardı bakalım da meyve verecek mi bu sene? Evet. Hızlı büyüyor ama hızlı büyümesinin bir önemi yok. Meyve vermesinin önemi var. Evet. Buralarda çiçeklik yerler işte bir takım çiçekler ayarlayacağız. Arkadaşlar üzüm asmalarını da buraya diktik. Ben şimdi bu şekilde bir askı yaptım. Bana bir sene kazandırsın diye. Çünkü başka yapmak istediğim şeyler var. Bunu demir ve almak istemiyorum bu sene en azından. Çünkü arabaya garaj falan yapacağım. Başka şeyler var. Şimdi burada iki tane üzüm asması var. Bu şekilde böyle buna küsmesin, sağa sola devrilip morali bozulmasın diye bunu astık. Bunların Sultaniye vardı. İzmir üzümü vardı. Aynen. Çıtır mor üzüm vardı. Siyah üzüm vardı. Siyah üzüm vardı bildiğimiz kadarıyla. Evet ama bu ortadaki üzümü bilmiyoruz. Bunu komşumuz getirdi hediye Osman olarak. Enişte evet. Getirdi kendi de bilmiyor. Kendi de bilmiyormuş. Ama baksana yani bu da uyanmaya başladı. Evet. Bakar mısın yapraklarına bak. Yani burayı böyle bu şekilde yukarı kadar küstürmeden kendi başlarına coşsunlar. Daha sonra ben bu burayı bir asma çardak. Olarak çardak olarak yapacağız inşallah. Buradaki üzüm de aynı şekilde. İki tane üzüm var. Bunu da Mehmet amcam buraya gelmişti beni ziyarete. Dedi şunu bu şekilde alttan yatır. Oralardan çıksınlar. Oralardan kök verirler. Daha güçlü ve daha çok üzüm olmuş gibi gözükür dedi. Yani normalde şunlar şunun devamı arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yazık günah limonlar burada. Evet. Evet arkadaşlar biz bu güllerimizi de dikiyoruz. Şimdilik Muğla Ortaca'dan Şubat ayı için bizden bu kadar. İlerleyen zamanlarda doğaçlama bir şeyler gelirse aklımıza çekeriz. Paylaşırız. Paylaşırız. Yani kusura bakmayın biz
Video çekim konusunda çok böyle aktif ve üretken değiliz. Aslında çok yaptığımız şeyler oluyor ama tabii her fırsatta sürekli video çekemiyorsun. Çeksek, paylaşsak güzel olur. Hani buralarda neler yapıyoruz? Yani bir sürü faaliyet yapıyoruz ama aklımıza gelmiyor. Evet. Ama şu anda dedim ki burası bahar geldi. Çünkü Türkiye'nin pek çok yerinde hala soğuklar var. Hani belki bu bizim videomuzu seyrederken böyle insanların içi hoşlanır, güzel gelir diye. Çünkü Bunu biz buralara gelmeden önce bu tarz videolar biz de izliyorduk. Açıkçası hoşumuza keyif gidiyordu. alarak izliyorduk, evet. Hoşumuza gidiyordu. O yüzden belki de size bir ufak bir tebessüm yaptırmış olabiliriz. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.